Evet sevgili dostum, güzel bir hava, harika bir hava bir kere. Böyle kışın ortasındaki güzel havalar insanın içini aydınlatıyor ve ben de hemen kendimi sokaklara atıyorum. Ya diyeceksiniz ki koronavirüs var, dünyada bir problem var, Suriye meselesi var, altın düşmüş, dolar yükseliyor, bütün dünya krizden bahsediyor. Ne diyorsun baba sen diyebilirsiniz ama işin rengi öyle değil. İşin rengi öyle değil. Hayat devam ediyor. Diğer bütün konular aslında tali konular. Şimdi gelelim şu altın meselesine. Altın bugün tepe taklak oldu. 1580 dolar seviyesine kadar gevşedi. Dolar da bugün 6.30'un üzerine attı kendisini. Ne oluyor piyasalarda? Yani altında büyük satışlar gelecek, yandık, bittik, mahvolduk pozisyonda mıyız bir? İkincisi, dolar nereye kadar yükselecek? Yükselmeye devam edecek mi? Yoksa sert düşüşler orada da görebilir miyiz? İki. Üçüncüsü, bu koronavirüsün etkileri daha ne kadar devam edecek ve dünya ekonomisini nasıl etkileyecek? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Ve doğal olarak bütün bu süreçlerin toplamında bizi neler bekliyor? Bunları konuşalım istiyorum bugün. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi altınla başlayalım. Altın 1660'ın üzerinde epeydir tutunuyordu. Bugün bir anda bir ara 1700'e giden altın güm diye 1580'e kadar düştü. İnanılır gibi değil. Tabii herkes panikledi. Eğer uluslararası piyasalarda özellikle forex piyasasında işlem yapıyorsanız neden bunun olduğunu zaten gayet net bir şekilde bilirsiniz ve görürsünüz. Bunu okumaya bile gerek yok. Ama forex piyasasında olmayan, sadece Türkiye'de gram altın alan, çeyrek altın alan, cumhuriyet altını alan, kenara atan dostlarımıza bunun neden olduğunu anlatalım. Bu kısa vadeli düşüşün neden gerçekleştiğini anlatalım. Kısa vadeli, üstelik çok kısa vadeli, yani belki yarına kadar sürebilecek bir vadeden bahsediyorum. O kadar kısa vadeli. Bakın arkadaşlar, bunun net sebebi şu. Kaldıraçlı piyasalarda, özellikle forex piyasalarında büyük yatırımcıların pozisyonları çok ciddi manada terse düşmüş durumda. Amerikan borsaları çöküyor, Avrupa borsaları çöküyor, Asya borsaları çöküyor, Türkiye borsası çöküyor. Yani gelişmiş, gelişmekte olan tüm piyasalarda borsalar tepe taklak bir. İkincisi, tüm enstrümanlarla ilgili sıkıntılar da var. Mesela parite hareketleri de çok sertleşmeye başladı. Burada da yine teminatlar çok ciddi anlamda tehlikeye girdi. Teminatla kastım nedir onu da söyleyeyim. Yine hiç forex'i bilmeyen dostlarımız için anlatıyorum. Diyelim ki sizin 1 liranız var, 10 liralık işlem yapıyorsunuz. Buradaki 1 lira sizin teminatınız, yani sigortanız oluyor arkadaşlar. Ve bu sigorta karşılığında da 10 liralık işlem gerçekleştiriyoruz. Ama tabii bunun riski de büyük oluyor. Çünkü terse düştüğünüz zaman paranızın tamamını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. İşte bu durumda da bu büyük yatırımcılar terse çok ciddi manada düştükleri için, çünkü Türkiye'de mesela Türkiye için bile %4-5'lik düşüşler, çok sert düşüşler ya da yükselişler, çok sert yükselişler, dünya borsalarında, Amerika'da, Avrupa borsalarında böyle %7-8 düşüşler, ciddi şirket batıracak, adam batıracak düşüşler ya da yükselişler oluyor. Ya çok ciddi zengin olursunuz bu tip hareketlerde, ya da bütün servetinizi, neyiniz var neyiniz yok kaybedersiniz. Kaybetmemek için de ne yapıyorlar? Bir takım sepetler yapıyorlar. Özellikle daha büyük yatırımcı. Ve bu sepetlerde işte bir kısmında altın bulunduruyor, bir kısmında dolar bulunduruyor, bir kısmında Türkiye piyasası bulunduruyor, bir kısmında Amerikan piyasası bulunduruyor falan, öyle düşünün. Ve tüm piyasalar gümlerken bir tek altın kaldı ayakta. Adam her piyasada terste, teminatlar sıfırlanmak üzere, tek çaresi kârda olduğu altın kontratlarıydı ve onları hızlı bir şekilde bozmaya başladılar. Bir önceki dönemde de aynı yapmışlardı, hatırlatırım. Yani yine bir 1700'e çıkmıştı altın, yine oradan sert satış gelip 1580'e kadar gevşemişti altın fiyatı. Hatta 1560'a da düşebilir bu arada, onu da söyleyelim. Gelen panik hareketine bağlı olarak, ne kadar teminat biriktirmek zorunda olduklarına bağlı olarak ve doğal olarak da bu hareketin sonrasında altında sert bir aşağıya hareket gördük. Diğer taraftan petrol fiyatları da hala düşmeye devam ediyor. Dolar kontratları yavaş yavaş yükseliyor. Neden dolar kontratları yükseliyor? Çünkü dolar güvenli bir liman. En azından altından dolara bir kısmını geçiriyorlar. Bir kısmıyla da teminatlarını tamamlıyorlar. Böyle bir süreçten geçiyor iş. Doğal olarak arkadaşlar bu tamamen bir şok hareket. Yani onstan bahsediyorum. Gram altında zaten hiçbir etki görmedik belki de. Çeyrek altında belki de hiçbir etki görmedik. Niye? Çünkü altının onsu düşerken dolar yükseldi. Altının onsu düşerken dolar yükseldiği için
bir hedge etkisi yarattı. Yani birbirini dengeledi. Ve bu denge sayesinde biz Türkiye'de bunu çok fazla hissetmedik. Ama dünyada emin olun bu 1700-1500 hareketinden sonra çok ciddi batıklar oluşmuş olabilir. Altında da çünkü terse düşenler vardır. Ve bu nedenle piyasalar artık öngörülebilir değil arkadaşlar. Bir kere bunu bir tarafa koyalım. İkincisi, avantajlı kısmı konuşalım şimdi. Avantajlı kısmı şu: eğer ki bizim gibi dostlarınızı dinliyorsa, yatırım tavsiyesi değil ama öngörülerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Ve bugüne kadar da elimden geldiğince sizleri yanlış yönlendirmediğimi görüyorum her seferinde. Biraz daha net, biraz daha net görüyorum. Biliyorsunuz 5.70'ti, 6.25'e gidiyor dedik, 6.25'e geldi. Olağanüstü durumlarda 6.03'e gevşedi. O gün de dedim size, merak etmeyin, tekrar 6.25, hatta 6.25 bu saatten sonra bir hedef bile değil dedim. 6.25'e tekrar geldi, 6.30'u gördük bugün. 6.30'un da üzerine çıkacağız. Üstelik bir de parite hareketi işin içine eklenecek. Doğal olarak da bu koşullar içerisinde Türkiye'de dolar yükselmeye devam edecek. Hem parite hareketinden dolayı yükselecek, hem de aynı zamanda arkadaşlar uluslararası piyasalardaki gelişmelerden dolayı ve tabii ki Türkiye'deki ulusal meselelerden dolayı da yükselecek. Artık yeni hedef dolar için 6.80'dir. Normal koşullar içerisinde, olağanüstü koşullar içerisinde, şok hareketler içerisinde zaten 8'in üzerinde bir dolar, hatta 10 liranın üzerinde bir dolarla rahatlıkla karşı karşıya kalırız bu saatten sonra. Korona meselesi, dünyadaki krizin derinleşmesi, finansal krizin resmen çıkmış olması falan filan. Gelelim Türkiye'deki altına. Türkiye'deki altın kopup gidecek arkadaşlar. Bakın söyleyeyim size. Bugünden sonra her gün yepyeni rekorlarla karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü dolar çok sert yükseldi. 6.30'un üzerinde. Altın tekrar 1680 seviyesine geldiğinde, bakın gelirse demiyorum, geldiğinde ki gelecek mecbur çünkü, sadece dediğimiz gibi bir teminat tamamlama sürecinden dolayı altında sert düşüşler oldu ama o satanların dışında bir de alanlar var. Yani 1580'i fıstık gibi bir seviye olarak görenler var uluslararası piyasalarda. Onlar da mal topluyorlar ve büyük ihtimalle yukarıya doğru harekette çok İyi bir alım fırsatı olarak değerlendirdiler bu seviyeleri ve biz birkaç gün içerisinde tekrar 1600'ün üzerinde, hatta 1700'ün üzerinde ons fiyatının yanına bir de dolardaki yükselişi koyduğumuz zaman gram altın fiyatı kopup gidecek arkadaşlar. Keza çeyrek altın, keza cumhuriyet altın, tam altın, yarım altın, yani işçiliği daha az, daha düşük olan altından bahsediyoruz. Çünkü işçiliği yüksek olan altında fiyatı işçilik belirliyor. Onu da özellikle belirtmek istiyorum sizlere. Dolayısıyla şimdi bugün özellikle akşamüstü saatlerinde birileri paniklemiş olabilir. 3-5 lira belki düştü diye altının gram fiyatı falan. Paniklemeyin, rahat olun arkadaşlar. Hatta şu anda parti vermeye başlayabilirsiniz. O kadar rahat olun diyorum size. O kadar yani. Altın fiyatları bu sene artık Türkiye'de tap yapacak. Tap yapacak. Başka alternatifi yok arkadaşlar. Yok. Bu kadar basit söylüyorum. Hele ki bu koronavirüsün etkileri biraz daha netleşsin, ki netleşmeye başladı. Tabii bu üzücü bir olay bu arada ama biz finansal yönünü ve ekonomik yönünü konuşuyoruz. Siz finansal açıdan baktığınız zaman da krizin iki tane ismi var. Birisini batırır, birisini de zengin eder. Yani birisi için kriz çok kötü bir şeydir, bir başkası için de çok büyük bir fırsattır. Ama tabii ki fırsatla kastettiğim kalleşlik ya da şerefsizlik değil arkadaş. Niye bunu söylüyorum şimdi? Çünkü bazı kalleşler insanların zor gününü kullanarak, eğer bir maskeyi 10 kat fiyata satıyorsa, bir kolonyanın fiyatına %4000 zam yapıyorsa, bu başka bir şey. Bu şerefsizliktir. Bunu yapan kendi üzerine rahatlıkla alınabilir arkadaşlar. Rahatlıkla alınabilir. Yapmayanlar da zaten sorun yok. Sonuç itibariyle ama kriz bir fırsat. Fırsat ne anlamda fırsattır? Siz doğru pozisyonunuzu alırsınız ve beklersiniz. Altının yükselişini beklersiniz, doların yükselişini beklersiniz. Para kazanırsınız bu işte. O apayrı bir konu ve bununla ilgili de kimsenin size bir şey söyleme hakkı yoktur. Para kazanmak dışında da en azından paranızı güvenceye alırsınız, korursunuz. Şimdi soruyorum. Daha düne kadar 5.60'lar seviyesindeyken dolar, ben orada bas bas bağırırken aman dikkatli olun, paranızı koruyun, yarın öbür gün çok ciddi krizle karşı karşıya kalacağız ve bu kriz sizin paranızın pul olmasına sebep olabilir, aman ha ne olur dikkatli olun dediğim zaman oradan çıkıp birileri ya dolar daha da düşecek, satın dolarınızı
Türk lirasına dönün, zaten faizden de paranızı kaybediyorsunuz falan diyenler bugün ne diyecekler? Bugün ne diyecek? Eğer ki sizler paranızı korumak için altın almamış olsaydınız, dolar almamış olsaydınız, Türk lirasında kalmış olsaydınız, faizin getirisi belki %5 ama gördüğünüz son zamanlarda işte doların hareketi, altın hareketi faizin size bir yılda kazandırdığından çok daha fazlasını kazandırdı ve bu sayede paranızı korumayı başardınız. Bundan bahsediyorum arkadaşlar. Yani sadece paranızı korumak bile sizin için büyük bir avantajdır. Onun için biz burada sürekli olarak konuşuyoruz, sürekli olarak size destek vermeye çalışıyoruz. Bir anlamda moralinizi dik tutmaya çalışıyoruz. Biliyorum siz de haklısınız. Ya dolar düşüyor, ya işte ben kaybettim diye üzülüyorsunuz. Kayıp şudur arkadaşlar. Bugün altının 1660'dan 1580'e düşmesi bir kayıp değildir. Kayıp 3 yıl sonra altının bu aldığınız seviyenin çok daha altında bir seviyede kalmasıdır. Örneğin siz gram altını 30 liradan aldınız. 30 liradan aldığınız altın ertesi gün 25 lira oldu. Bu zarar değildir. Ama aldığınız gram altın bir yıl sonra 60 lira oldu. %100'lük bir getiri sağladı size. O arada faiz getirisi %10'du, enflasyon %15'ti diyelim. Ve bu ortamda siz %85 oranında artı bir değer yarattıysanız karlı bir yatırım yapmışsınız anlamına gelir. Paranızı korumuş, hatta üzerine belli bir kazanç sağlamışsınız demektir. Onun için bugün aldığınız yarın düşebilir, düşsün arkadaşlar. Önemli olan sizin yaptığınız yatırım. Bunu çocuğunuz olduğunda tarlaya kavak ekmek gibi düşüneceksiniz. Ya da bunu çocuğunuz olduğunda ya da evleneceğinizi düşündüğünüz an kenara 3-5 kuruş atmak gibi düşüneceksiniz. Bir toprak parçası almak gibi düşüneceksiniz. Ve uzun vadede sizin paranızın değerli kalıp kalmadığına dikkat edeceksiniz. Başka bir şeye bakmanıza gerek yok. Ha ben yatırımcı olacağım kardeşim, günlük işlemler yapacağım, trade yapacağım falan demeye kalkarsanız zaten bu iş bir süre sonra kumarhane ekonomisine döner. Her gün yaptığınız işlemler, ödediğiniz komisyonlar, kaldıraç etkisi, aldığınız riskler yaptığınız işe değmez. Ha bunu yapanlar yok mu? Elbette var. Ama onlar çok büyük yatırımcılar ve bu büyük yatırımcılar zaten piyasayı bir şekilde kontrol ediyorlar arkadaşlar. Yani onlar karar verici zaten. Siz karar verici değilsiniz. Siz küçük yatırımcısınız. Ve küçük yatırımcı olarak eğer ki büyük denizde büyük oyuncuların oynadığı gibi oynamaya kalkarsanız büyük zararlarla da karşı karşıya kalırsınız. Ama sakin davranırsanız, beklemeyi öğrenirseniz, uzun vadeli davranırsanız, aldım gram altını, attım kenara kardeşim, bir yıl sonra bakacağım ne kadar oldu diye düşünürseniz, emin olun bu koşullarda, özellikle dünyanın ve Türkiye'nin risklerinin bu şekilde olduğu bir ortamda ne altından ne de dolardan zarar etmeniz mümkün değil arkadaşlar. Bakın açık ve net söylüyorum size. Ha borsadan zarar edebilirsiniz. Ha borsada ben 10 yıl bekleyeceğim kardeşim derseniz borsada da zarar edemezsiniz. Ama çok manipülatif bir ortam var ve çok şişmiş borsalar var dünyada. Sadece Türkiye değil, Türkiye ekstra şişmiş durumda bakın. Türkiye ekstra şişmiş bir borsa. Ama dünyadaki diğer borsalar da şişti. Bu nedenle borsalar şu anda alıma uygun seviyelerde değil ama altın fiyatları, dolar fiyatları hem Türkiye'de hem de dünyada çok avantajlı seviyelerde. Diğer bir noktayı söyleyeyim, özellikle Türkiye'de altın fiyatları doların da çarpan etkisi olacağı için çok çok daha avantajlı noktalarda. Ve bugünkü 1580 ciddi anlamda pek çok küçük yatırımcıya bir alım fırsatı veriyor. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Evet, bu videomun sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Gülüyorum, gülümsüyorum çünkü elbette dünyada sıkıntılı şeyler yaşanıyor ama mesleki olarak doğru şeyler yapmış olmanın ve sizleri doğru şekilde bilgilendirmiş olmanın hazzını da yaşamıyorum dersem yalan söylemiş olurum. Yaptığımız iş doğru çıkıyor, söylediğimiz sözler doğru çıkıyor. Bir şekilde sizleri doğru bilgilendirmek bizi de mutlu ediyor arkadaşlar. O anlamda tabii ki gülümsüyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın, kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Eğer ki videoyu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın, bildirimlerinizi açın. Bu arada katıl butonumuz açık. Destek vermek isteyenler olursa onlar da katıl butonuna basarak bize destek verebilirler. Aynı zamanda onlara özel canlı yayınlar gerçekleştireceğim. Tabii bu arada
onlara özel yaptığım canlı yayınlar haricinde tüm abonelerimiz için de canlı yayınlarımız olacak. Haftaya başlatacağız onu da. Onu da bilgisini vermiş olayım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşça kalın dostlar.